Sayın Vali, değerli konuklar, Mustafa Kemal'i aramızdan ayıran bir 10 Kasım sabahı 9'u 5 gece kaybettik. Fakat tazelemek için ulusça onun karşısında dimdik ilkeleriyle duruyoruz. Kısaca şunu belirtmek isterim ki Atatürk sağlam bir inancın, eğilmez bir başın ve yenilmez bir iradenin ifadesidir. Atatürk her imrenilen faziletin timsali, her yüksekte tutulan idealin kahramanı, karanlığa düşmüş milletlerin meşalesi, her alanda kurtuluşun, uygarca yaşamanın, yücelmenin hızı ve kaynağıdır. En akılcı ve gerçekçi çareyi bularak süratle hareket eden insandır. Liderin ortaya çıkmasında yeteneklerin yanı sıra aldığı eğitim, çevre ve koşullar da etkilenir. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar bütün hayatı boyunca olaylar karşısındaki davranışlar incelendiğinde onun asker ve devlet adamı olarak sahip olduğu üstün liderlik yeteneği hemen göze çarpar. Dediği zamanlarda sorumluluğu üzerine almakta asla tereddüt etmemiş, olayların üzerine aklın, mantığın ve şartların gerektirdiği doğrultuda cesaretle giderek meseleleri çözmeye bilmiştir. Atatürk'ün dehasını yansıtan liderlik özellikleri askeri yönüyle ortaya çıkmıştır. Ulu Önder'e göre bir karar almak için nasıl ki düşmana ne düşündüğünü tahmin etmek gerektiyse bir emir verilirken de emir veren kendini askerin yerine koymalıdır. Mustafa Kemal toplumsal ve siyasi değişim ve gelişimlerin görüldüğü bir dönemde Osmanlı Devleti'nin önemli şehirlerinden biri olan Selanik'te dünyaya gelmiştir. Bunlar da sorguya çekildi ve 2 ay tek başına bir hücrede hapis yaptı. 25 yaşında yine geldi. O